Bu belirtiler varsa sizde de menüsküs yırtığı olabilir. Hangi belirtiler mi? Hadi başlayalım. Genellikle sporcu hastalığı olarak bilinen menüsküs yırtığı, dizlerde meydana gelen ağrılı ve zayıflatıcı bir kıkırdak yaralanmasıdır. Fakat sporcuların yanı sıra menüsküsün yaşla birlikte zayıflaması ve dejenere olması nedeniyle yaşlı bireylerde de çok sık görülür. Menüsküs yırtıkları diz zorlanması sonucu görülen ve hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren bir sağlık sorunudur. Dizim ağrıyor, yürüyemiyorum, dizimden ses geliyor, ara sıra dizimde şişlikler oluşuyor. Acaba menüsküs yırtığım olabilir mi diye merak ediyorsanız, menüsküs yırtığı belirtilerini, neden olduğunu, tedavi yöntemlerini ve menüsküs yırtığından korunma yollarını sizler için anlattım. Öncelikle menüsküsün ne olduğunu ve ne işe yaradığına bir bakalım. Halk arasında bir hastalık olarak bilinen menüsküs aslında uyluk kemiği ve kaval kemiği arasında bulunan yastıkçıklara verilen isim. 40-50 yıl öncesine kadar menüsküslerin işe yaramaz artıklar olduğu düşünülürdü. Bu nedenle dizi ağrıyan bütün hastalarda menisküs yırtı akla gelirdi. Ve ameliyat sırasında menüsküsler sağlam olsa bile ne de olsa ileride yırtılacak diye çıkartılırdı. Ancak son yıllarda menüsküsün dizlerin normal işlevi için çok önemli görevleri olduğu anlaşıldı. İki kemik arasında yerleşen menisküsler bir conta gibi görev yaparak eklem kıkırdağını anormal yüklenmelerden korur. Dize gelen yüklerin taşınmasında ve aktarılmasında çok önemlidir. Ayrıca eklem yüzeylerinin uyumluluğunu artırır ve eklem sıvısının eklem içi dolaşımında katkıda bulunur. Menüsküsler olmadığında diz eklemine binen yükler doğrudan eklem kıkırdağına binerek erken aşınmalara yol açar. Genelde çarpma, düşme gibi yaralanmalardan dolayı zarar gören ve yaygın olarak genç sporcularda görülen menisküs, yaşlı hastalarda da kireçlenmeye bağlı yırtıklar olarak kendini gösterebilir. Bunların haricinde ağır yük taşıyanlar, yoğun olarak çalışan ev hanımları ve sürekli ayakta durması gereken insanlarda menisküs yırtığıyla karşılaşılabilir. Genellikle vücut ağırlığının tek bir tarafa verilmesiyle ortaya çıkan menisküs yaralanmaları bazen diz çökme, çömelme, ağır yük kaldırma gibi eylemlerden dolayı da meydana gelebilir. Menisküs yırtıkları nasıl oluşur? Gençlerde ve ileri yaştaki insanlarda menüsküs yırtıklarının oluş şekli birbirinden farklıdır. Gençlerde menüsküsün yırtılması için çok ciddi bir travmaya ihtiyaç var. Bu genellikle sabit ayak üzerinde dönme hareketi sırasında oluşur. Bu menüsküs yaralanmaları çoğunlukla futbol, basketbol, kayak gibi sporlarla ilgilenen sporcularda meydana gelir. Bununla birlikte insan yaşı ilerledikçe menüsküsler esteklik ve sağlamlıklarını kaybederek dejenere olurlar. Dejenere menüsküsler çok daha kolay yırtılabilir. İleri yaştaki bireylerde basit bir çömelme veya halıya takılma ile menisküsler yırtılabilir. Nadir de olsa menisküslerde doğuştan şekil bozuklukları da olabilir. Bu tip menisküsler yırtılmaya daha müsaittir. Peki menisküs yırtıklarının belirtileri neler? Menisküs yırtıkları oluşurken genellikle ani bir ağrı, yırtılma veya batma hissedersiniz. Yırtılan menisküsün olduğu bölgede çok ciddi ağrı hissedilir. Genellikle yaralanan dizin üzerine basmak mümkündür. Ancak toparlayabilirsiniz. Sporcular genellikle sporu bırakmak zorunda kalırlar. Yaralanma şiddetli ise menüsküs yırtıklarına, çapraz ya da yan bağların kopması da eşlik edebilir. Bu durumda dizde boşluk hissi ve emniyetsizlik gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Yırtığın olduğu menisküs bölgesine göre diz ekleminde hemen ya da birkaç saat içinde şişlikler oluşabilir. Dizde şişlik, hareket kısıtlığı, belli bir açıdan sonra şiddetli ağrı menisküs yırtığı belirtilerindendir. Bazen yırtılan menisküs parçası diz eklemini oluşturan kemiklerin arasına sıkışarak diz hareketini engeller. Dizde takılma ve kilitlenme gibi belirtilere yol açabilir. Bu beraberinde dizde daha önce olmayan kıtırtı benzeri seslere de yol açabilir. Genel olarak dizinizde ağrı ve şişlik varsa dizinizi zorlamayın. Diz içinden gelen sesler, takılma ve kitlenme hissi menisküs yırtığının ilk belirtileri olabilir. Dizinizi tam olarak bükemeyebilirsiniz ya da doğrultamayabilirsiniz. Diziniz kitlenerek bir noktada takılı kalabilir. Özellikle dizi oynatırken veya döndürürken bu belirtilerden birine veya birkaçına sahipseniz sizde de menüsküs yırtığı olabilir. Peki menisküs yırtığına teşhisi nasıl koyuyoruz? Menisküs yırtığı tanısı için öncelikle olayın oluş şekli önemlidir. Daha sonra diz muayene edilerek menisküs yırtığı bulguları araştırılır. İyi bir hikaye ve fizik muayene sonrasında menisküs yırtığı tanısı büyük ölçüde ortaya çıkar. Menisküs yırtığı tanısını doğrulamak için son yıllarda kullandığımız en güvenilir yöntem manyetik rezonans yani MR. Fakat bazı hallerde bu tüm tanı yöntemleri yetersiz kalabilir. Bu durumda da girişimsel artroskopi ile de tanı koyduğumuz durumlar olabiliyor. Gel gelelim menüsküs yırtıklarının tedavi seçeneklerine. Gençlerde menüsküs yırtıklarının tedavisi büyük oranda cerrahidir. Çok nadir görülen bazı yırtıklar dışında menüsküsün kendi kendini onarabilme yeteneği yoktur. Belirgin yakınmaları olan hastalarda Menisküs yırtığı cerrahi müdahale ile onarılmaya çalışılır. Eğer yırtık onarılmaya uygun değilse menisküs yırtığı olduğu gibi çıkarılır. Düşük dereceli menisküs dejenerasyonları söz konusu olduğunda muayene ve teşhis işlemlerinin ardından ilaç, istirahat ve egzersizlerle menisküste oluşan hasar tedavi edilebilir. Ağrıyı artıran aktivitelerden sakınmak, ağrı şiddetliyse koltuk değneği kullanmak, ağrıyı azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır. Diz ağrısını ve şişliğini azaltan buz uygulaması da tedavide kullanılabilir. Ağrı kesici ilaçlar diz ağrısının hafiflemesine yardımcı olur. Eğer menüsküs yaralanması fizik tedavi ile iyileştirilebilecek bir durumda ise, doktorunuzun planladığı egzersiz programına harfiyen uymanız çok önemlidir. Aksi taktirde göz ardı edilen düşük seviyeli dejenerasyonlar ilerleyen süreçte cerrahi tedavi gerektirebilir. İleri yaştaki hastalardaki menisküs yırtıklarına genellikle artroz da eşlik eder. Bu durumlarda sadece menisküs yırtığına müdahale etmek yeterli gelmeyebilir. İlaç tedavisiyle belirtilerin baskılanması, eklem içi enjeksiyonları, artroskopik tedavi ve bazı kemik ameliyatlarından biri sizin için uygun olabilir. Menisküs onarımı nasıl yapılır? Dizin uzun dönem sağlığı için çok önemli olan görevlerini yerine getirmeleri için menisküs yırtıklarındaki ilk seçenek onarımdır. Menisküslerin damarlanma yapısı gereği iyileşme yetenekleri çok yüksek değildir ve menisküs yırtıklarının kabaca 5'te biri onarıma uygundur. Menisküs tamiri uygun olan hastalarda günümüzde artroskopik olarak yapılabilmektedir. Peki menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi? Başta ağrı olmak üzere dizde şişlik ve kitlenme gibi sonuçlar doğuran menisküs yırtıkları ne yazık ki çoğunlukta kendi kendine iyileşememektedir. Eğer siz de bu belirtilerden şikayetçiyseniz en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmanızda fayda var. Peki menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur? Menisküs yırtığı zamanında tedavi edilmezse hem yırtık ilerleyebilir hem de bu süreçte eklem kıkırdağına da hasar verebilir. Bu hasarlara bağlı olarak erken dönemde dizde ağrı ve hareket kısıtlılığı, ileri aşamalarda ise kalıcı kıkırdak hasarına bağlı genç yaşta kireçlenme problemi baş gösterebilir. Artroskopi sonrası ne kadar sürede iyileşirim? Artroskopi ameliyatının ardından iyileşme süresi birçok etmene bağlıdır. Cerrahiden sonra tam iyileşme uygulanan işlemin türüne bağlı olarak 4 ila 6 hafta sürebilir. Fakat her insanın farklı sürelerde iyileşebileceğini de unutmayın. Menisküs yırtığı olan kişi sonrasında hangi sporları yapabilir? Aslında altın kural bir sporu yaparken ya da yaptıktan sonra dizde ağrı ve şişlik olmuyorsa o sporun dize bir zararı yok demektir. Bunu en iyi şekilde kişi kendi deneyimleyerek öğrenebilir. Menisküs yırtığının oluşmaması için nelere dikkat etmemiz lazım? Menisküs yırtıkları genellikle bir travma sonucu veya eklemlerin dejenere olması sonucu oluştuğu için önlemek zordur. Ancak bazı önlemler diz yaralanması riskini azaltabilir. Uyluk kaslarınızı düzenli egzersizlerle güçlü tutun. Spora başlamadan önce hafif egzersizlerle mutlaka ısının. Spor veya egzersizler arasında küçük molalar verin. Aşırı yorulan kaslar yaralanma riskinizi artırabilir. Yapılan spora göre doğru ayakkabı kullandığınıza emin olun. Giyilen ayakkabılar mutlaka yeterli desteği vermeli ve ayağa doğru şekilde oturtularak kullanılmalıdır. Esneklik korunmalı ve zorlayıcı hareketler sınırında bırakılmalıdır. Antrenman yoğunluğunu aniden artırmayın. Yoğunluk yavaşça artırılıp yavaşça azaltılmalıdır. Dizi zorlayıcı hareket ve aktivitelerden uzak durmaya çalışın ve kilonuzu kontrol etmeye çalışın. Hepinize sağlıklı günler.